bir şey söyleyeyim mi? Okudum. Ve yeter artık. Merhabalar, ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle book unhaul videosu yapacağız. Yani kitaplarımı ayıklayacağız. Beni tanıyanlarınız bilir. Kitaplığımdaki hiçbir kitabı buradan çıkarmak istemiyorum. Hiçbir kitabı atmak istemiyorum. Bu şekilde bir insandım ben aslında. Ama gelin görün ki bazı şeyler yaşandı ve ben... Kötü bir şeymiş gibi söyledim ama güzel şeyler oldu yani. Ve ben kendi evime çıkıyorum temelli olarak. Artık hep kendi evimde yaşayacağım bundan sonra muhtemelen. Yani büyük bir şey yaşanmazsa başka büyük bir şey. Ve bu kitapların hepsini taşımam lazım. O yüzden bazı, yani burada olmasa da olabilir dediğim şeyleri ayıklasam, en azından yarım koli boşaltsam benim için baya baya iyi bir şey olacak. O yüzden bugün sizinle kitaplarımı boşaltacağız. Benim babamın çok fazla kitabı var. Ben kendimi bildim bileli babamın deli gibi kitabı var ve ben bütün çocukluğum boyunca taşındım. Yani biz 3-4 yılda bir sürekli taşınırdık ve böyle şehir içinde değil, şehir dışında. Yani bütün Türkiye'yi o kitaplarla gezdik. Ve ben bunu, yani ben babamın kitaplığını çok seviyorum bu arada. Yani onun bir kitaplığı olduğu için benim bir kitaplığım var. Yani o yüzden benim için çok değerli. Ama şimdi kendi taşınmam söz konusu olduğu zaman bunu nasıl her sene, her 3-4 yılda bir yaptıklarını anlayamıyorum. Yani nasıl bu kitapları sürekli kolleyip başka bir yere götürdüklerini ve hala kitap biriktirmeye devam ettiklerini. Yani muhtemelen ben de öyle olacağım. Henüz çözemedim nasıl yaptıklarını. Bu arada benim ailemde, yani annem mesela kitapları sevmiyor. Yani babamın bu kadar çok kitabı olması konusunda da bazen bizim de bu kadar çok kitabımız olması da, hani ya şu kitapları verin ya, atın ya falan diye böyle kendi kendine söylendiği çok olur. Demek ki içinden gelmiyormuş. Şu yüzden anlıyorum bunu. Ben bu kitaplardan bazılarını ayıklayacağım. Onları da kütüphaneye vereceğim dediğimde, onlara o kadar para verdin dedi bana. Sonra babama söyledim. Böyle baktı. Tamam ya, ben karışmıyorum dedi. Yani o kardeşim de olsan da gerçekten benzer bir tepki verdi. Bütün ailemizde böyle bir şey var yani. Hiç kimse bu kitapları vermek istemiyor aslında. Çünkü onları okurken de çok emek verdiğimizi biliyorlar. Onları almak, biriktirmek hepimizin bir hobisi aslında baktığınız zaman. Ama gerçekten hani yanımda götürmesem de olur dediğim çok fazla kitap. Yani çok fazla değil de biraz var işte. Onları ayıklasak iyi olacak. O zaman hemen başlıyorum. Şimdi bu üst kısımda, burayı göremiyorsunuz sanırım. Bu üst kısımda benim albümlerim var. Bunlar istisnasız, hepsi benimle gelecek. O yüzden orayı görmeseniz de olur. Böyle raf raf gideceğiz. Şimdi bu rafta benim Doğan kitaplarım var. Doğan kitapların çoğu Granja'dan gördüğünüz gibi ve bu Granja serimi, yani seri değil bunlar ama külliyat. Bunları asla hiçbir yere göndermeyi düşünmüyorum. Burada arada bir tane Zamanın Efendisi diye bir kitap var. Bu kitabı pek sevmemiştim ama sanki burada Granja'nın serisinin arasında duruyormuş gibi durduğu için onu da çok veresim yok açıkçası. Onun dışında burada kalan kitaplardan sevmediğim hiçbir tane olmadı şimdiye kadar. Yani Cennete'yi falan sevmeden okudum. Beni görebiliyor musunuz hala bilmiyorum ama. Sevmeden okumuştum ama sonuçta 900 sayfalık bir kitap ve ben onu okurken bayağı emek verdim. Ve üstüne de çok düşünerek okudum. Çünkü böyle bir yorum videosu çekmek istiyordum aynı zamanda ve insanlar hani çok merak ediyorlardı. Çünkü çok pahalı bir kitap, insanlar almak istemiyor. Hani bir değerlendirme duymak istiyorlardı. O yüzden benim için çok anısı olan bir kitap, anlatabiliyor muyum? Yani bu kitapları sevip sevmemekle alakalı değil aslında, bu kitapları bırakıp bırakamamam mesela. Yani bu kitapların benim hayatımda bir yeri var. İyi olsunlar ya da olmasınlar. Daha sonra Can Yayınları var. Bu Can Yayınları'nda atmak istediğim, yani atmak demeyeyim de bağışlamak istediğim iki kitabım var. Bunlar da George Orwell'in kitapları. Bunları muhtemelen Oğuzhan alır diye düşünüyorum. Hepsini kütüphaneye götürmeyeceğim. Oğuzhan da bir bakacak. Şimdi ben kitap okumayı seviyorum dediğimde bana söylenen kitaplardan bazıları, mutlaka çıkan kitaplardan bazıları George Orwell'in kitapları oluyor. Hayvan Çiftliği'ni okudun mu? 1984'ü okudun mu? Ve bir şey söyleyeyim mi? Okudum. Ve yeter artık. Daha sonra burada gerçekten hiç sevmediğim Çılgın Kalabalıktan Uzak, Thomas Harden'in kitabı var. Ama bu kitabı vermek istemiyorum. Çünkü üstünde o kadar çok notum var ki. Yani benim için çok çok değerli bir kitap. Çünkü o kadar çok üzerine okurken düşündüm ve bir şeyler hissettim ki. Yani bu artık benim külliyatımın, benim kitaplığımın, kütüphanemin bir parçası. Ben ona emeğimi verdim. O da bana emeğini verdi diyorum. Şimdi burada Sabahattin Ali'nin kitaplarını tutuyorum elimin altında. Ben Sabahattin Ali'yi sevmiyorum dediğim zaman insanlar bunu politik olarak alıyorlar ama sizi temin ederim asla politik bir sevmeme durumu değil bu. Size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama kitaplarının benim gözümde pek bir değeri yok. Yani çünkü hiçbir kitabını okurken böyle şey olmadım. Yani bana hiçbir şey katmadı ve kitaplarını okurken bir emek verdiğimi hissetmedim bir okuyucu olarak. O yüzden Sabahattin Ali'nin kitaplarını da buradan çıkaracağım. Muhtemelen bunları da Oğuzhan alır diye düşünüyorum. Okumadığım iki kitabı daha var aşağıda. Onları da birazdan göreceksiniz. Üzgünüm ama
Hayır. Sizi biraz aşağı kaydırdım çünkü aşağıya doğru gidiyoruz. Çok hızlı gidiyorum ha. Hızlı olması güzel çünkü çok uzun bir video editlemek istemiyorum. Çünkü taşınıyorum. Burada Stephenie Meyer'in kitapları var. Bunlar benim çocukluğum. Yani bunları ne olursa olsun kitabımdan çıkaracağımı zannetmiyorum. Mesela böyle şeyi düşünüyorum bazen. Böyle çocuklarım olmuş, onların çocukları oluyor ve torunlarım var yani. Niye bu kadar uzun söyledim? Torunlarım geliyor diyor ki, anneanne babaanne diyor. Burada diyor, bunlar ne diyor? Ama onlara vermem muhtemelen. Burada Evelyn Hugo'nun 7 kocası var. Ters Yüz isimli kitap var ve Erdem Yılı var. Bir de Fable var. Şimdi bu üçünü alabilirim buradan. Fable güzel bir kitaptı, eğlenceli bir kitaptı. Ama gerçekten hiç bana hitap eden bir havası yok. Ya çünkü çok fazla aşırı genç yetişkin. Yani yetişkin kısmından ziyade genç kısmı çok daha ağır basıyor. Ve hani böyle birinci kitap bu ama gerçekten hiç merak etmiyorum devamını. Yani devamını alayım diye bir heveslenmiyorum. Yani okurken heveslenmiştim tabii ama bitti ve artık hani böyle düşünmüyorum bunu. Daha sonra Erdem Yılı. Bu kitabı da böyle çok büyük bir hayal kırıklığıyla okudum. Çünkü insanların feminizmden anladığı şey bu mu gerçekten diye düşündürdü beni. Çok benlik değildi. Daha sonra Amy Harmon'un Ters Yüz isimli kitabı var. Şimdi yani Amy Harmon'un bu arada kökenleri İrlandalı ve bilmiyorum olayları takip ediyorsanız İrlandalıların Filistin konusunda ne kadar iyi bir tutumları olduğunu görürsünüz. Filistin'e ne kadar destek olduklarını görürsünüz. Çünkü kökenlerinde zaten benzer bir şey yaşamış olmanın getirdiği bir direniş duygusu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü toplumsal bir travmadan geçtikleri için. Aynı şekilde. Ve Amy Harmon'un burada sadece Rüzgar Bilir isimli bir kitabı var. Ve bu yine İrlanda'nın direnişini ve işte özgürleşmesini falan filan anlatıyor. Ve o kitabı okurken Amy Harmon'a karşı böyle içimde çok büyük bir sıcaklık belirmişti. Fakat Amy Harmon'un aslında İrlandalı olmadığını, sadece anneannesinin mi, dedesinin mi ne İrlandalı olduğunu öğrendik kitabın sonunda bu arada. Kendisi İrlandalı değil, sadece İrlanda'nın konusunu biliyor ve o konuda yazıyor. Daha sonra ben Ters Yüz isimli bu kitabı aldım ve bu inanılmaz militaristik ve inanılmaz Amerikan bir kitap bu. Tahmin edersiniz neden bahsettiğimi. Yani Irak'la ilgili bir şey vardı sanki burada ya da Afganistan'la bilmiyorum. Ve bu Amy Harmon'ın nasıl bir insan olduğunu daha iyi görmeme sebep oldu. Sadece Rüzgar Bilir bir kitap olarak gerçekten çok seviyorum ve tekrar okumak isterim. O kadar söylüyorum size. Hani tekrar almam ama tekrar okumak isterim. Yani zaten var. Hani oldu da kalmadı burada. Almam. Ama Ters Yüz gerçekten bana şey o. Bana yani bu insanların bu direniş öykülerini alıp kendilerine mal etmesi beni gerçekten böyle şaşkına uğrat. Yani bu bilmediğim bir şey değil ama yine de bu kadar iyi becerebilmiş olması sanırım beni deliye döndürdü. Ters Yüz'e de gerçekten böyle bunu kimseye önermem yani. Bunu mesela genç çocuklara asla önereceğim bir kitap değil. Bu genç yetişkin kitabı olmasına rağmen. Yani bunu lisede bir kızın okumasını istemem ya da lisede bir oğlanın okumasını istemem. O yüzden bunu önermiyorum çoğunlukla. Sanırım kitabımda kalmasını da istemiyorum. Ayrıca Amy Harmon'un Filistin konusundaki duruşundan da hiç hoşlanmıyorum. Ne kadar boşalttık. Çok güzel. Sevindim. Buraya başka şeyler gelecek. Sonra da bu karman çorman bölüme geldik. Burada daha çok kısa kitaplar var gördüğünüz gibi ve çok çeşitli yayın evlerinden. Aslında ben bu kitapları vermeye başlayabilirim dememiz ilk sebebi. Yani bu kitaplara bakıp bu kitabın hala burada ne işi var dedirten bir kitap. Biri Hiçbiri Binlerce isimli bu kitap. Şimdi ben bu kitabı okudum. Belki hiç sakin kafayla okusam biraz daha severim ama okurken gerçekten böyle şey olmuştum. Yani gerek var mı böyle bir kitaba hayatımda? Yani bunu okumuş olmak bana bir şey kazandırdı mı? Belki bazılarına kazandırmıştır ama her okuyucu başka bir yaratık. Hepimizin başka bir hayat hikayesi var. Hepimizin başka birikimleri var. Bana bir şey kazandırmadı ve gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece bana yaşattığı vibe'ı hatırlıyorum ve hoşuma gitmediğini hatırlıyorum. O yüzden buna elveda diyeceğiz. Yani bunu zaten başlatan olay bu olduğu için hoşça kal canım. Toni Morrison'ın kitapları var bende. Ben bu Toni Morrison'ın kitaplarını nerede duyduğumu hatırlamıyorum. Sanırım üniversitedeyken duydum ve okudum. Güzel kitaplar ama böyle bana çok dokunmadı doğal olarak. Çünkü belki de benim meselem olmadığı için. Yani bu beni duyarsız biri yapabilir belki ama belki de Toni Morrison'ı daha böyle beni içine çekmeyen bir yazar yapar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Okudum ve bitti yani bu kitapları, anlatabiliyor muyum? Yani bu konularda olan kitapların beni daha çok etkilemesini ve bana daha çok şey düşündürmesini beklerdim. Ama böyle bir etkiye ulaşamadı bende. Ve muhtemelen bunlar da düşünülecekler arasında. Hani bunları kesin vereceğim demiyorum ama yüksek ihtimalle bunları verebilirim. Burada vermek istediğim başka bir kitap olduğunu düşünmüyorum ya. Bakıyorum şöyle bir. Var. Ahmet Ümit'in kitabı. Polisi okuyorum dediğimde Ahmet Ümit okuyor musun diye sormayın artık.
Okumuyorum. Şimdi bu en alttaki kısma geliyoruz. Bu en altta çok karman çorman kitaplar var ve buradaki kitapların çoğu genellikle güzel değil. Hani bunların yarısını çocukluğumda okudum, yarısını yetişkinliğimde okudum güzel olmadıklarını bilerek. Ama hiçbirini vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten bu kitapların hepsinin bende bir anısı var. Yani hepsini okurken ne yaptığımı, ne hissettiğimi, nasıl notlar aldığımı hatırlıyorum. Ve hepsinin kötü olmalarına rağmen bana kattıkları bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte bence mesele iyi bir kitap yazmak değil. Mesele insanın hayatında bir anı oluşturabilmek. O yüzden buraya dokunacağımı düşünmüyorum. Gerçekten hiç sevmediğim kitaplar var burada bu arada. Yani mesela bu örnek göstermek için Alayına New York diye bir kitabım var. Bakın üstündeki etiketi çıkaramamışım bile. Yani çocukken aldım bu kitabı ve gerçekten rezalet bir kitap. Yani mesela çocuklar için bu kitapta. Yani bunu yazan kişi de bir çocuk zaten muhtemelen yazdığında. Çok toksik bir ilişkiyi anlatıyor. Ama bunu vermek istemiyorum çünkü hayatımda bir anı bu. Ve böyle insanlar geldiğinde bunu dalga geçerek anlatmak çok hoşuma gidiyor. Hatta belki bir gün oturup okuyabilirim bile. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece neymiş bu dediğim için. Yani kafamda kaldığı için. Ama mesela çocuğum olsa ve lise çağlarında olsa bunu istese, bunu okuyabilir miyim anne desen? Hayır okuyamazsın. Okuyamazsın. Okumayın ama ben okurum. Sanırım burası tamam. Bu aşağıdaki gördüğünüz kitaplar henüz okumadığım kitaplar. Bunlar direkt zaten kolilenip gelecekler benimle. Evet, şimdi bu kitaplığa geçiyoruz. Bu kitaplıkta benim akademik kitaplarım var ve çocukluktan kalan kitaplarım var. Daha doğrusu babamdan genelde çaldığım kitaplar var. Bunların hiçbirini vermeyi düşünmüyorum bu arada. Bunların hepsinde benim müthiş emeğim var, müthiş notlarım var, müthiş anılarım var yani bu kitaplarla ilgili. Ve ikinci satırda da gerçekten vermeyi düşünmüyorum. Çünkü burada da mesleğimle ilgili, sosyal hizmetle ilgili kitaplar var. Mesela çok alakasız Kore tarihi kitabı var. Çok güzel bir kitaptı bu arada. Tavsiye ederim almanızı. Burada gerçekten vermeyi düşündüğüm hiçbir kitap yok. Bu aşağıdaki raflar biraz karışık. Asıl mesele orası. Şimdi oraya gidiyoruz. Of, burası çok karışık ya arkadaşlar. Bilmiyorum. Asıl zurnanın zırt yer. Burası benim çöplüğüm. Burada ben bu kitaplıkta görmek istemiyorum ama aynı zamanda vermek de istemiyorum bu kitapları. Dediğim kitaplar yer alıyor. Mesela Samiha Ayverdi'nin kitapları var. Biz bu kitapları yüksek lisansta okuduk. Samiha Ayverdi'yi incelerken. Ve hepsini okudum. Hepsini yüksek lisansta okumadım. Yani yetiştiremedim derse doğal olarak çok fazla olduğu için. Ama yüksek lisans bittikten sonra okudum ve gerçekten hani böyle şey. Bilmiyorum ya böyle okuyup irdelemeyi böyle deli gibi incelemeyi çok seviyorum kitapları. O yüzden bunları vereceğimi zannetmiyorum. Çok fazla notum var çünkü içinde. Daha sonra burada Hasan Ali Toptaş'ın kitapları var ve onları da vereceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ama onları mesela yeni kitaplığımda da yine böyle bir dibe koyacağımı düşünüyorum. Sebebini bilirsiniz. Mesela Serçe Parmağı diye bir kitap var. Bu kitap nedir? Daha sonra Soğuk Kahve'yi biliyorsunuz hepiniz arkadaşlar. Soğuk kahve. Soğuk kahve işte yani anladınız mı? Benim yaşımdakiler bilir bunu. Ben bunu satmaya denedim. İnsanlar 1 liraya bile bu kitabı almıyorlar artık. Biz niye almışız zamanında ben bilmiyorum. Bunu kesinlikle vereceğim ve bu Soğuk Kahve'den kütüphanede o kadar çok var ki inanamazsınız. Daha sonra Mavi Saçlı Kız. Bu kitabı ben bir arkadaşımla almıştım. Bana değen bir kitap olmadı. Mesela Damasena diye bir kitap var. Ben bu kitabı biliyorsunuzdur. Derya'nın doğum gününde bir sahaftan aldım kapalı kitaplardan. Çok kötü bir kitap ya. Gerçekten rezalet bir kitap. Sinirlendim yine. Bunu git buradan. Bu Oğuzhan'ın. Bunu okumuyor diye kitabından almıştım. Bunu yine sanırım Ozan baksın diye kenara koyacağım. Maskeli Lady'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Tansu Çiller. Ve ben Tansu Çiller üzerine bir ödev yazdım. Politika dersinde. Ama kesinlikle politika dersinde vazgeçecek bir kadın olmadığı için. Rezalet bir ödevdi. Ve bütün yüksek lisansta aldığım en düşük notu aldım final not olarak. Şimdi bu kitapları ben vermek istiyorum. Ben bu kitapların hepsini sahaflardan aldım. Çünkü bunlar piyasalarda yok. Çünkü kimse okumuyor haklı olarak. Ve gerçekten bu kitaplar da zaten Tansu Çiller'den bir politikacı olarak değil de böyle bir magazin insanı olarak bahsediyorlar ki zaten öyle biriymiş. Bilmiyorum. Bu kitapları muhtemelen vereceğim. Mesela bunlarda da çok emeğim var ama gerçekten umurumda değil. Münevver Ayaşlı hiç sevdiğim birisi değil bu arada ya. Münevver Ayaşlı'nın kitaplarını verebilirim. Münevver Ayaşlı'yı da politikada okumuştuk ve gerçekten mesela Sami Ayverdi ile benzer bir kulvardalar ama Sami Ayverdi'nin kitaplarını aldığım herhangi bir şeyi Münevver Ayaşlı'nın kitaplarından alamadım. Ve Münevver Ayaşlı bir insan olarak da böyle you know. Ne kadar boşaldı gördünüz mü? Yarım. Evet, yine o adam. Sabahattin Ali. Ve bunlar okumadığım kitapları. Ve bana bunları Derya vermişti. Ya gerçekten Sabahattin Ali ile kişisel bir sorunum yok. Gerçekten kitaplarını beğenmiyorum. Bu kadar basit yani. Bunlar bana PR olarak geldiler. Teşekkür ederim bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani PR almak benim için hayatımda çok büyük bir dönüm noktasıydı. Kimilerine çok basit geliyor olabilir ama ben bir yayın evinden PR aldım sadece ve her seferinde PR kitapları kargosunu çok hevesli açıyorum. Yani şimdi gelse yine öyle açarım. Ama bazı kitapları gerçekten benlik değil. Mesela Kavga ve Bilge isimli bu kitap. Kesinlikle ben bunu yani bana bakın. Bu kitaba bakın. Ben de öyle düşünmüştüm. Bakıyorum. Şu sonda yine bana Derviş tarafından verilen ve bir zamanlar çok 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 meşhur olan bir psikiyatristin gizli defteri isimli bu kitap var. Bunu kesinlikle okuyacağımı zannetmiyorum çünkü bunu etik tuşu buluyorum. Çok iyi. Bence bayağı kitap çıkardık. Çok değişik bir şey.
şu an taşınıyor olmam. Mesela Ankara'daydım geçen ay ve siz de Ankara'da olduğum videoları gördünüz ve bir anda Ankara'ya gittim. Ankara'ya taşındım değildi benim için hiç. Ama bu sefer taşınıyorum. Hem de hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Yani kitaplığımı da götürüyorsam temelli taşınıyorum demek oluyor bu. Yani bu çok büyük bir şey benim için. Bunu size hiçbir zaman yani bunu yaşamayanın anlayacağını düşünmüyorum. Ben de yeni yeni öğreniyorum bunun ne demek olduğunu. Duygusal bir süreç benim için. Bilmiyorum, her şey en güzel olacağını düşünüyorum. Hakkımda hayırlısı olsun diyorum. Bu kitapları da umarım çok seven insanlar bulur ve okur diye umut ediyorum. Benden bu kadar. Çünkü gördüğünüz gibi buradakilerin hiçbirini okumadım. Şu arkamda da vardı hatırlarsanız. Onların hiçbirini de okumadım. Yani dolayısıyla bu kitaplık da mecburen bir yer açılacaktı. Bu şekilde açmış olduk o yeri. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Benim için gerçekten duygusal bir süreç. Hiç öyle göründü mü bilmiyorum ama gerçekten içten içe çok duygulanıyorum. Güzel yarınlara diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın ve yorum yapın demedim. Lütfen beğene basın ve yorum yapın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Mümkün olduğunca sık görüşmeye çalışacağız. Tekrar söylüyorum. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abla, nereye bakıyorsun abla?